Bacadan Düşen Sürpriz, Dilşah Özdinç, Yapı Kredi Yayınları. Baymando, dünyanın en güzel kırmızı ayakkabılarını yapan çok yetenekli bir ayakkabıcıydı. Yaptığı ayakkabıları almak isteyenler evinin önünde uzun kuyruklara girerdi. Baymando'nun gözü kırmızı ayakkabılardan başka bir şey görmezdi. Hiç kitap okumaz, yemek yapmaz ve yeterince uyumazdı. Çoğu zaman saçını taramadığı için saçı yüzüne düşer, gözlerini örterdi. Bu yüzden ayakları birbirine dolanır yürüyemezdi. Baymando usta bir ayakkabıcıydı ama bir sorun vardı. Yardımlaşmayı hiç bilmezdi. Derken bir gün bacadan bir sürpriz düştü evine. Şurup, adı gibi tatlı mı tatlı ve ısrarcı mı ısrarcı bir kediydi. Baymando'nun hayatı Şurup'la tahmin bile edemeyeceği kadar değişecekti. Kapıyı çalan sürpriz ve şapkadan çıkan sürpriz kitaplarından sonra bacadan düşen sürprizde de Dilşah Özdinç okurlarına kedilerin nasıl kendilerini sevdirdiklerini eğlenceli bir dille anlatıyor. Kitaba Sezen Aksu Taşyürek'in rengarenk resimleri eşlik ediyor. Aşağı İstanbul, Melis Sena Yılmaz, Gün Işığı Kitaplığı. Bir saate kalmaz dönerim. Babam böyle deyip evden çıkalı tam 24 saat oldu. Dün gece onun gelmesini beklemeden yattım. Sabah da ben uyanmadan işe gittiğini düşündüm. Babaannem çiçeklerini sularken babamın eve hiç gelmediğini söyledi. Endişelenme dedi. Bir yerlerde ipucu peşinde koşuyordur. Melis Sena Yılmaz, ilk çocuk romanında okurunu Galata semtinden ulaşılan Aşağı İstanbul'un gizemli sokaklarında unutulmayacak bir yolculuğa çıkarıyor. Zeynep'in dedektif olan babası ansızın ortadan kaybolmuştur. Onun izini süren Zeynep, kaygısız babaannesiyle birlikte gizemli başka bir İstanbul'un, Aşağı İstanbul'un sıra dışı sokaklarında bulur kendini. Tuhaf martıları, Galata boynuzlu atları, vahşi lambaları ve satirleriyle tekin görünmeyen bu esrarengiz dünyada arkadaşlar edinmeyi başarır. Ancak kötüler bu dünyanın sırlarını ele vermek için büyük plan yapmışken, Zeynep Orkun Noel Baba ve Süslü'nün yardımlarıyla babasını bulabilecek, Aşağı İstanbul'u ve sakinlerini kurtarabilecek midir? Biri şu sayıları toplasın. Burcu Ünsal, Can Çocuk Yayınları. O akşam sadece sınıftakiler değil, Bünyamin öğretmenle ilgili de bir şey öğrenmiştim. Adam karanlıktan feci korkuyordu. Panikle masanın altına kaçmıştı. Titremekten tek kelime edemiyordu. Güç bela ağzından şu bilgileri almıştık. Dolabında anahtar vardı. Dolabı maviydi. Dolabın şifresi, mavi dolap numaralarının toplamı çarpı müzik, öğretmenlerinin sayısı. Ve en önemlisi defterim dolabındaydı. Burcu Ünsal'ın eğlenceli, akıcı anlatımı ile Ezgi Keleş'in canlı kıvrak desenleri, grafik roman tadında bir öyküde buluşuyor. Çınar ve arkadaşları problemleri birlikte çözerken, hem aralarındaki farklılıkların oluşturduğu bütünü hem de yaratıcı aklın nesilleri bir araya getirebilme gücünü fark ediyor. Çınar için matematik dersinden daha zor bir şey varsa o da güne 2 saatlik matematik dersiyle başlamak. Neyse ki onu her an mutlu edebilen bir uğraşı var. Karikatür çizmek. Sürekli yanında taşıdığı karikatür defterine herkes konu olabilir. Bünyamin öğretmen bile. Elbette haberi olmaksızın. Peki ya bir gün bir matematik dersinde o defter hiç umulmadık ellere geçerse? Dünyayı Kurtarmanın 10 Yolu, Frank Cottrell Boyce, Tudem Yayınları. Dünyayı Kurtarmanın 10 Yolu, yarım milyon ışık yılı uzaktan gelen bir köpek ile neredeyse hiç konuşmayan bir çocuğun fizik yasalarını alt üst edecek çılgınlıktaki serüvenine ortak ediyor okurlarını. Dünyada görülmeye veya yapılmaya değer 10 şey bulmanın kolay olduğunu mu düşünüyorsunuz? O halde hikayeyi biraz başa saralım ve bunun pek de kolay olmadığını gösterelim. Priz'in son haftalarda dünyası biraz karışık. Şimdilik geçici bir yerde kalıyor olsa da aklı hep dedesinde. Nerede olduğunu bilmeyi, onu yeniden gülerken görebilmeyi çok istiyor. Yine anılara daldığı bir gün inanılması güç bir haberle iyice şaşkına dönüyor. Dünya pek yakında uzaylılar tarafından imha edilecek. Peki bunu kim mi iddia ediyor? Sputnik. Gerçek halini sadece Priz'in görebildiği uzaylı İskoç melezi tuhaf bir köpektir Sputnik.
Artık bir an önce el ele verip dünyanın var olmaya değer bir gezegen olduğunu kanıtlayacak bir liste hazırlamak zorundalar. Üstelik önlerinde tek bir yaz mevsimi var. Dünyayı kurtarmaya çalışırken bol şenlikli bir serüvene dalan kafadarları yolun sonunda yanıtlamaları gereken mühim sorular bekliyor tabii. Tavuklar yumurtanın içinden mi çıkıyor? Sonsuzluğun merkezi diye bir yer var mı? Uzun zamandır görmediğin bir yer hala evin olabilir mi? Peki dünya gerçekten kurtarılmaya değer mi?